Şimdi bir galaya gidiyoruz. Ama bu galada metrekareye 3 ünlü düşüyor. Cem Yılmaz'dan Nilperi Şahinkaya'ya, Melisa Sözen'den Ekin Koç'a kadar herkes orada. Cem Yılmaz, Kıvanç Tatlıtuğ diline nasıl doladı? Harun Tekin neden kaçtı? Bora Akkaş nasıl güldürdü? İşte ünlü isimlerin akın ettiği o gece. Uras Kaygılaroğlu olaylı bir şekilde boşandı. Eski eşi Melis İşiten'le yeniden mi evlenecek? Sağ ol, görüşmek üzere, hoşçakalın. Harun Tekin bir türlü evlenme teklif etmedi. Hayat arkadaşı Melisa Sezen'le neden yan yana röportaj vermedi? Efendim, yani ama gördüğünüz gibi. Cem Yılmaz'la çok özel. Takip ediyorum yani. Son filmi Isaac'le ilgili eleştirilere ne dedi? Ben 50 yaşındayım yani 30 senedir bu işle uğraşıyorum. 50 yaşından sonraki hedefleri neler? Çok konuşulan sarı kaytan bıyıkları için neler anlattı neler? Milyonlarca yorum var. Evet. Ve Cem Yılmaz'la ilgili daha neler var neler? Ben 3 yaşından beri canımın istediği şeyi yapıyorum. Bu röportaj kaçmaz. Bir sanatçı da canının istediğini yapmakla mükelleftir. Günlerdir merakla beklenen Aşık Shakespeare oyununun galasında tüm bunlar ve çok daha fazlası vardı. Takip ediyorum yani. Bol dedikodu vardı. Hanımların şıklık yarışı vardı. Kahkaha vardı. Kıvanç'tan aldım. Kısacası vardı da vardı. Yani o konuyla ilgili bir yorumum olmayacak. İlk olarak şair, oyuncu, yönetmen, yazar ve iş adamı Kerem Alışık'layız. Hani diyor ya bakın kuşlara. Çırpınmayana gökyüzünü veriyorlar mı? Her zaman olduğu gibi yani şiir gibi konuştu Uras Kaygılaroğlu'nun başrolde olduğu oyuna verilen emeği anlatırken Bay Alışık Kerem. Yani şimdi burada bir çırpınma var, bir emek var, bir ciddi gayret var, çaba var, her şey var. İşte bütün bu çalışmaların karşılığı bugün seyirciyle buluşuyor oyun. Konu hızla büyüyen, büyüdükçe babasına benzeyen oğlu Sadri Alışık. Babası gibi sadece oyunculuk yapmıyor Sadri Alışık. Aynı zamanda babasının başında olduğu akademinin başında. Az önce oğlunuzla da bir fotoğraf. Zaten işin mutfağında kendisi. Evet, evet, tabii. Bu tabii. Oyunun ne tarafında? Her oyunun bütün Sadri Alışık Kültür Merkezi'nin okul, akademi, konservatuvar ve oyun her türlü alanın operasyonun başında. Ben de onun başında. Bu baba oğul şeyi bir türlü bitmiyor. Nasıl bir baba Kerem Alışık? Kontrolcü mü mesela? Babalar biraz daha kontrolcü mü? Yani babalar... Yani evlat babaya çekerse hayret edilmez diyor ya. Yani aslında bakıyorsunuz siz kendi gölgenizi onda görüyorsunuz. Son olarak onu geçtiğimiz gün Bebek sahilinde o önde gazeteciler peşinde bir maratonda bırakmıştık. Gazetecilere üzerinde salaş bir eşofman, altında şort, yüzünde bir karış bakımsız sakal, taranmamış saçlar ve terli haliyle görünmemek için fena koşturmuştu Kerem Alışık. An itibarıyla ise İtalyan moda dergilerinden fırlamış gibi janti bir Kerem Alışık var. Zaten son dönemlerde İtalya'da ikinci adresi oldu değil mi? İtalyan esintileri devam ediyor efendim. Sizce de kıyafet olarak da. Ha, yani biz işte böyle örtünmeye, giyinmeye değil örtünmeye çalışıyoruz diyelim. Biraz mütevazı olalım. Çünkü hani kendimizi öyle giyiyoruz. Bazen şık diyorlar, bazen olmuş diyorlar, bazen olmamış. İşte neyse yani. Nilperi Şahinkaya. O da geceye gardırobundaki en cici kıyafetleri çıkartmış, aralarından en havalısını seçmiş, koluna da heykeltıraş aşkı Emre Yusufi'yi takmış gelmiş. Her röportajda olduğu gibi karşımızdaki ünlüyü havaya sokmak için iltifatla başlıyoruz sohbete. Kıyafetiniz çok konuşuldu. Kıyafetim, teşekkür ederim. Evet, yani öyle oldu. Özendik tabii. Beyefendi de bu gece bir kez daha aşık oldu size. Yanılıyor muyuz Emre Bey? Çok güzeldi canım. Ben yani bütün beğenilerimi sundum zaten kendisine boğuşana kadar. Çok güzeldi. Bu kısa hoşbeşten sonra tabii ki gecenin terleten sorusu gelecek şimdi Nilperi Şahinkaya'ya. Geçtiğimiz hafta Cem Yılmaz'ın yeni film galasında Cem Yılmaz Ozan Güven'den söz ederken Nilperi Şahinkaya'nın yüzü düşmüş, sinirden dudaklarını ısırmış, tavana bakmıştı. Ozan Güven'i biz de merak ediyoruz. Onu artık yani gerçekten bununla ilgili yani elbette şimdi olay çok ciddi bir konu ve üzerinden 3 sene geçti. Biz de arkadaşımızı samimiyetle sorduğun için söylüyorum. Hasretle bekliyoruz. Ozan Güven'le ilgili geçmişte çok konuşulan kadına şiddet iddiaları yüzünden Nilperi Şahinkaya kendisine tepkiliydi. Ve aynı galada, aynı kadrajda olunca da böyle bir tepki verdiği çok konuşulmuştu. İşte o anları soruyoruz şimdi. Cem Bey'in Ozan Güven açıklamasında
mimikleriniz çok konuşuldu. Hani yorumunuz ne olacak? O mimikleri neye yoruyorsunuz? Yani o konuyla ilgili bir yorumum olmayacak. Evet, bir tepki jest mimiğiydi demedi. Hayır, bir tepki jest mimiği değildi demedi Nilperi Şahin Kaya. Yani bir şey biliyorsunuz, ben böyle hep tavana bakarım. Yani şu anda da bakıyorum. Yani yanlış mı anlaşıldı o jest mimikler diye devam ediyor ısrarlı sorular. Yanlış anlaşıldı diyebilir miyiz? Yoksa hep şu yorumlar da yapıldı. O zaman neydi, acaba bir problemi mi vardı endişe? Yani bu jest ve mimiklerle ilgili konuşabilirim. Ben orada hani başka şeyler düşünüyordum, başka yerlere bakıyordum. O diğer konuya hiç girmemize gerek yok bence. Bir mevzu daha var. Sevgilisi Emre Yusuf geçtiğimiz yıl oyuncu Burak Deniz'le neredeyse yumruk yumruğa kavga etmiş, taraflar mahkemelik olmuştu. Sonrasında Burak Deniz'den gelen özre rağmen gerilim hala sürüyormuş galiba. Özür de diledi Burak Bey ama siz kabul ettiniz mi bu özrü? Dava devam ediyor. O kadar söyleyeyim. Evet, dava devam ediyor. Konuşma yani. İstemiyorsunuz. Bu konuda şey dava etkilemiyor için. Özür doğru mudur efendim? En azından onu soralım. Sizlerden bir özür dilediği söyleniyor şu an. Yani şöyle, çok uzun bir hikaye ama davayı geri çekmememizin elbette bir sebebi var. Aynen. O kadar söyleyeceksiniz. Evet, çok güzel katıldım. Katılıyorum kendisine. Bir güzelden bir başka güzele geçiyoruz. Onun magazinel sıcak bir gündemi yok şu sıra. Bir bomba falan patlamadı. Koca Biyaz sahillerde sadece kitap okudu. Evet, kitap okuyarak geçirdim diyebilirim aslında hakikaten. Kitap okuyarak geçirdim. Seramik yapıyordum ben çok eskiden. Şimdi ona bir atölye buldum kendime. Biraz ona başladım. Ne mutlu size. Yarın öbür gün bu seramik işini ticarete de dönüştürüp paraya para demeyecek bir işe girer misiniz? Yok yani, şimdi zannetmiyorum. Öyle bir şey dedi. Kendime kadar yapıyorum yani. Kendime, yakın arkadaşlarım. Yakın arkadaşlarım derken özel birine çok özel bir hediye çıkar mı elinizden? Yani bütün hediyelerim özel olacak diye düşünüyorum. Ya saçma sapan bir cevap verin. Mor ve Ötesi'nden Harun Tekin, kıymetlisi Melisa Sözen'le gala gecesindeydi. Tam şahane bir aşk röportajı geliyor derken Mor ve Ötesi Harun Bey bir kare poz verdikten sonra "Aşk bu kızıl ötesi yaralı müzesi" diyerek Melisa Sözen'i yalnız başına bıraktı. Harun Bey, neden bu kameraları bir türlü ısınamıyor efendim? Efendim yani ama gördüğünüz gibi. Acaba gelecek sorulardan mı kaçtı? Ne soracaksınız, korkutmayın beni. Ne olabilirsiniz? Oyun soracaksınız. Doğru tahmin ettiniz. Peki ya devamı? Ben size soracaklarınızı da bir önden kestireyim. Oyunu sorduk. Evet. Diğer soruya geçiyorum. Çünkü oyun o kadar da hani böyle malzemeli bir soru değil. Bari Harun Bey'le 10 küsur yıldır sürekli ufukta diye ertelediğiniz ama bir türlü gerçekleştirmediğiniz evlilik meselesini de kendi kendine sorup cevaplayınız. Ufukta herhangi bir şey var mı? Yok. Onu zaten 10 yıldır soruyorsunuz. Biz de aynı cevap veriyoruz. Ufuk neden hiç ışığa ulaşmıyor efendim? Ufuk çok güzel. Ufuk çizgisi hep çok güzel bir çizgi. Biz o çizgiye ben ufağa baka baka. Uras Kaygılaroğlu kuliste az sonra başlayacak oyun heyecanını yaşarken eski eşi Melis İşiten gönüllü sözcülüğünü yapıyor. Çok heyecanlıyız, aşırı heyecanlıyız. Çok uzun zamandır çalışan bir ekip var. Siz izlediniz mi provalarda kendisini? Ben özellikle izlemedim ama kızım izledi. Çok heyecanlılar, çok çalışıldı. Size de final sorumuz, eski eşiniz Uras Kaygılaroğlu'yla buzları tamamen erittiğiniz ve yeniden evleneceğiniz iddiaları olsun. Yok, hiç böyle bir dünyamız yok. Sağ olun, görüşmek üzere, hoşçakalın. Ve tabii ki gecenin en ağır abisi Uras Kaygılaroğlu'yla yedikleri içtikleri ayrı gitmiyor şu sıra Cem Yılmaz'ın. Galaya da koşarak gelmiş. Yok, çok aramız çok kötü. Ben geçen sene magazinlerde hep takip ettim. Aramız çok kötüymüş. Yine magazincilerin bir haberine kızmış Cem Yılmaz. Laf sokarak başladı sözlerine. Yani her işin bir ahlakı var yani. Ayşen abim, seni şöyle alalım lütfen. Attığı taş başımızı yardı. Hemen son filmi Isaac'e gelen eleştirileri ve beğenileri soralım. Ben 50 yaşındayım yani, 30 senedir bu işle uğraşıyorum. O beklenti meselesinin artık çok bir magazinel bir zihinlerde bir kenarda artık böyle unutulmasını istiyorum. Hani bir film, ben hani bir stil değiştirmiş değilim, artık komedi yapmıyorum diye bir şey yok. Ayrıca bu film yeteri kadar komik zaten. Yani hayat ne kadar komikse o kadar komik. Milyonlarca yorum var. Yani 3 günde yani en az 6 milyon kişinin izlediği bir şeyle ilgili mutlaka yorumlar olur. Filmini her zaman olduğu gibi yine sırf beğenmemiş olmak için beğenmeyenlere de mesajı var Cem Yılmaz'ın. Ne diyorlar mesela? Beğenmeyenler oldu, beğenmeyenler oldu. Ama benim hayatım bununla geçiyor yani. Çok normal değil mi? Bir sanatçı da canının istediğini yapmakla mükelleftir. Ben 3 yaşından beri canımın istediği şeyi yapıyorum. Gelelim Erşan Kuneri meselesine. Projenin çekimleri biteceği için değil, bıyıklarından kurtulacağı için çok mutlu. Bıyıklar çok konuşuluyor. 20 gün sonra kurtuluyorum. Benim bıyığım değil. Ben bunu Kıvanç'tan aldım. Yani rica ettim ondan. Bana
bir çaylığına tahsiye etti. Bu Kıvancı bıyığı. 3 ay sonra devamlılığı olacak mıymış efendim? Bıyığın geri mi iade olacak? Aynen, geri vereceğim ona. Son olarak da sosyal medyada son günlerde çok popüler olan 90'lar akımını soralım. Herkes yapay zeka ile 90'lara giderken Cem Yılmaz o yıllardan hatıra gerçek bir fotoğrafını paylaşmıştı. 90'larda ben vardım, evet 90'larda vardım ben. Yakışıklıymışım o zamanlar. Hala böylesiniz.